Reflü nedir? Belirtileri nelerdir? İnsanlar midesinde rahatsız oluyor ama reflü olduğunu da anlamıyor. Evet. Ne gibi belirtiler verir? Ağzından acımsız su geliyor. Yemek yedikten sonra zamanla midenin üst kapakçığındaki üstünde sifiklenen bir kapak var. Burada gevşeme oluyor. Asit burayı zamanla yakıyor. Ne yapıyor? Gevşiyor. Gevşediği zaman da kişi yemekten sonra bir gaz meydana geliyor. Bu da asidi yukarı doğru sıkıştırıyor. Küçük bebeklerde de sıfır yani doğduktan ilk 6 ayında bir yıl içerisinde onlarda da bu midenin üst kapakçığı, sfink denen kapakçık tam oluşmadığı için anne sütü emdiklerinde veya mama onlarda da çok reflü olayı gözüküyor. Bu nedenle bebeklerin hafif ağız üstü yatmaları gerekir veyahut da hafif yukarı kalkık yatmaları gerekir. Yoksa yemiş oldukları mama veya süt mideden gelir, akciğere kaçarsa tehlikeli. Evet. Bu da riziko, fark edilmezse kötü olur, olabilir. Reflü, bugüne kadar reflü hakkında söylenenlerin hepsi yanlış. Neden yanlış? Efendim, mide asidi çok sert olduğu için asit yukarı çıkıyor. Hiçbir ilgisi yok. Mide asidi sert olduğu zaman yukarı çıkmaz. Aksine yemiş olduğu besinler kişinin hayvansal olsun, bitkisel olsun, zebzem, meyve, et, ekmek ne olursa olsun mide asidi çok sert bir asit. Hidroklorik asit. Mide asidinin pH'i 1,5-2'dir. 1 yani çok sert bir asit. Paslı metal bir para düştü dahi saniyede pırıl pırıl eder. Hidroklorik asit mide asidi ne kadar sert olursa yemiş olduğumuz besinleri o kadar kolay hazmeder. Diyelim ki yenilen besin kişi akşam iftarda işte oturdu ne yedi? Çorba, pilav, nohut, yanında etli bir yemek, sonra salata, ardından tatlı vesaire birçok şey. Evet. 5 tabak yemek yedi. Hacim nedir? Bu kadar. Yarım kiloyu geçer. Bu kadar büyük bir hacimli besinleri, çeşit çeşit farklı besinleri mide asidi çok sert olursa ne yapar? Bulamaça dönüştürür. Bunun hacmini daraltır, küçültür. Yani çözer. Hazmedilecek hale getirir. 12 parmak bağırsağına gönderir. Fakat mide asidi pH'i düşükse, yani mide asidinin pH'i 4-5 arası ise asidi bozulduğu için mide asidinin kalitesi sindirmez. Hazmetmez. Bu nedenle de midede başlar kokuşma, gaz meydana gelir. Yani mide asidinin kalitesi düştüğü zaman reflü meydana gelir. Mide asidinin kaliteli olduğu zaman reflü olmaz. Evet. Şimdi doktora gidiyorsun, o reflüm var. Ne olacak? Efendim size biz proton pompası vereceğiz. Mide asidini çok sert, onu sulandıracağız. Şey diyeceğiz. Hafif hafif aside dönüştüreceğiz. O zaman hastalığı daha da tetiklersiniz, iyileştiremezsiniz. Mide asidi sert olursa besinleri sindirir. Mideyi fırına benzetelim. Yemiş olduğumuz besinler, zebzem, meyve, et, ekmek ne olursa olsun hepsini bulamaça dönüştürüyor. Bir, iki, besinlerdeki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva her türlü mikrobu öldürüyor. Evet. Mideye giren her türlü mikrop haşlanıyor. Mide asidinin düştü diyelim ki pH'i 4'e 5'e haşlar mı? Haşlamaz. Mikroplar ölür mü? Ölmez. Mikroplar midede başlar çoğalmaya. Toksik madde, yemiş olduğumuz besinleri mikroplar toksik madde, zehirli gazlara, etan, metan, bütan, metan gazı, bataklık gazı, bütan gazı, çakmak gazı çeşitli gazlara dönüştürür. Bu gazlar da sıkıştırdığı için mideyi yemiş olduğu besinler yukarı doğru çıkmaya başlar. Yani mide asidi sert olduğu zaman reflü olmaz. Mide asidi kalitesini kaybettiği zaman özellikle de reflü kimde gözükür? Evet. Reflü yemek sırasında çok sıvı tüketen su, kahve, kola, meyve suyu vesaire sıvı tüketen insanlarda reflü çok olur.
sıvı tükettiğinizde yemek sırasında, yemekten önce fark etmez. 2 litre de su içseniz bir şey olmaz yemekten önce. Fakat yemek yerken kişi sıvı tüketirse mide asidinin pH'i düşer 1,5-2'den 4'e 5'e. Ne olur? Mide sulandı. Mesela patates haşlayacaksınız. Patatesi kaynar suda haşlarsınız. Patatesi ılık suda haşlamak mümkün mü? Değil. 10 gün, 20 günde ılık suda dursa patates haşlanmaz. Besinler de sert olan asitte pH 1,5-2 olduğu zaman haşlanır. Hazmedilecek kıvama girer. Püre haline gelir. Ama sıvı tüketiyorlar. Yani yemek yerken bir kaşık ondan bundan şuna, arkasından su, arkasından su. Artı yemekten sonra da sıvı tüketmemek gerekir. Yemekten 2 saat sonra sıvı tüketebilirsiniz. Yemekten hemen sonra içilen su da mide asidini bozar. Evet. Bu nedenle yemekten önce istediğiniz kadar sıvı tüketin. Kola vesaire zaten asitli şeyler, şeker içerdiği için iyi değil. Sade, temiz, saf su içmek gerekir. Bu çok önemli. Kola vesaire onlar zaten internete girdiğinizde görürsünüz ne kadar büyük yan etkileri var. Zararlı. Mide mukozasını yakıyor, kavuruyor, haşlıyor o asit. Yani tehlikeli. Reflüyü tetikleyen nedir? O halde birinci ve en önemli sebep kişinin yemek esnasında ve sıvı yemekten sonra sıvı tüketmesi. Mide asidi bozulur. Mide asidi bozulursa sadece mide asidi bozulmuyor. Karaciğerin salgılamış olduğu safra bozulur. 12 parmak, pankreasın salgılamış olduğu enzimler, lipaz, amilaz, tripsin bozulur. 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsağın salgılamış olduğu enzimler bozulur. Bir insanın sindirim organları günde 10 ila 12 litre sindirim salgısı salgılar. Tükürük bezeleri 1,5 litre tükürük salgılar. Tükürük nedir? Antibiyotiktir. Yemiş olduğumuz besinlerdeki bütün mikroplar burada hemen yok edilir. Mide 1,5-2 litre asit salgılar. İşte mide asidi, pepsin vesaire vesaire. Karaciğer 2 litre safra salgılar. Pankreas 1 litre enzim salgılar. Lipaz, amilaz, tripsin gibi. İnce bağırsak 3,5-4 litre enzim salgılar. Yani bu enzimler asit, baz, tuz vesaire kalın bağırsağa geldiği zaman %99'u tekrar emilir, absorbe edilir. Bütün enzimler lipaz, amilaz, tripsin, pankreasa, safra, karaciğere, mide asidi, hidroklorik asit, mideye herkes görevine taksim edilir yani tekrar. Evet. Organlara dağıtılır. Yani mideyi reflü tetikleyen şey yemek sırasında ve yemekten sonra sıvı tüketmek. Evet. Bu çok önemli. Hastaları her maalesef yemeği de yiyemiyor. Mesela susamlı tarzı şeyleri falan midesi maalesef rahatsızlanıyor. Kimileri de şöyle yapıyor. Bu çok sık karşılaşılan bir şey. Tabii zaten doktorlar mide koruyucu veriyor. Mesela benim bir tane doktorum vardı, doktor. Kendisinde de reflü vardı. Mesela sabahları kahvaltı simiti çok seviyorum diyor, sokak simitini. Ama diyor reflüm olduğu için sabah mide koruyucu alıyordum. Ondan sonra simit yiyordum diyor. Ha, doktorunuzun reflüsü var. Evet. Sizin reflünüzü tedavi etmişsiniz. Benim değil. Doktorum vardı. Evet. Reflünün hani kesin tedavisi yok diyor doktorlar. Yok. Niye yok? Yemek sırasında, yemekten sonra sıvı tüketirseniz, evet, yok. Ama sıvı tüketmezseniz var. Kendiliğinden mide kendini korur. Şimdi şu gördüğünüz bitki Pakistan, Endonezya, Malezya vesaire gibi ülkelerde yetişir. Hindistan. Kakule. Çok güzel, kendine has bir kokusu var. Bu güzel küçük küçük kutucuklar içerisinde, kesecikler içerisinde çörek otu gibi tohumları var. Açtığınızda içerisinde küçük keseleri var, tohumları var. Çekirdek gibi. Evet, çekirdek gibi. Bu midedeki fazla asidi emer. Gazı emer, bağırsakları, kakule. Çok güzel aromatik bir tadı var. Çaya katılabilir. Çaya aroma, güzel bir aroma verir kakule. Çorbaya katılabilir. Kokuyor, yemeklere katılabilir. Biraz, evet, alışkın değilsiniz. Nasıl? Güzel. Kokusu güzel. Nane gibi de kokuyor canım. Evet. Mentol kokusu var sanki. Mentol kokusu da var. Bu da bildiğimiz reyhan. Evet. Reyhan salatalara katılır. Yemeklere katılır, çaya katılır. Kendine has güzel bir kokusu var.
Artı reyhanı yatak odasında bulundurmak gerekir. Bulundurursanız ne olur? Sivrisinek yaklaşmaz. Sivrisinekten korur. Sivrisinek ilacı kullanmak iyi değil çünkü yan etkileri büyük akciğere. Kimyasallar var içinde. Nefes yoluna zarar verir. Yani evinde reyhan bulunmayanlar mesela bir limonu ortadan yarıdan keserek üzerine 7-8 tane karanfil böyle dikerse, üzerine batırırsa karanfil, limon suyu karanfili yavaş yavaş çözer. Etrafı güzel bir koku ya sivrisinek yaklaşmaz. Sivrisinek, bu reyhan sivrisinekten korur. Şu da rezene, tohumu değil meyvesi. Böyle çok ince yaprakları var kıl gibi. Bu da çiçek sonbahara doğru tohuma dönüşür. Evet. Bildiğimiz rezene. Midedeki ve bağırsaklardaki asidi gazı emici, şişkinliği önleyici, hazmettirici özelliklere sahip. Herhangi bir yan etkisi yok. Göz için de faydası, göz iltihaplanmasına, bunun göz kadehine demledikten sonra tohumunun çayını süzülür. Göz kadehine konur, göz banyosu yapılırsa gözdeki basit rahatsızlıklara iyi gelir. İltihap gibi, evet, veya arpacık gibi vesairesi. Rezene de çok güzel. Hazımsızlıklara karşı etkili, herhangi bir yan etkisi yok. Şimdi mesela çok güzel, çok basit bir çay karışımı verebiliriz şişkinlik, hazımsızlık vesaire, evet, için. Evet, çok iyi olur. Kakule, evet, rezene, papatya, kimyon, anason. Eşit oranda mesela 20'şer gram katılır, karıştırılır. Bundan bir çorba kaşığı, bir litre kaynar suyla demlenir, içilirse şişkinlik yemekten sonra, özellikle Ramazan'da ne yapıyor insanlar? 15, 16 saat, 17 saat oruç diyor. Akşam da olunca dayanamıyor. Hızla hareket ediyor. Evet, birden oradan yemek yiyor, yiyor, yiyor. Birdenbire şişiyor. Hazmedemiyor. Ondan sonra başlıyor yürümeye, koşmaya. Peki bu kakule bulabilirler mi her yerde? Tabii tabii. Aktarlarda her yerde kakule var, bulunur. Problem değil. Bu çay karışımından bir çorba kaşığı, bir litre suya demlenerek içildiği zaman hazımsızlığı önler, şişkinliğini önler, asidi gazı emici özelliklere sahip, rahatsız etmez. Bağırsakların peristalik hareket. Evet tabii. Çok güzel. Reflüye karşı etkili. Yani reflüyü tetikleyen nedir? Kişinin yemek sırasında, yemekten sonra sıvı tüketmesi. Bu sadece reflüyü tetiklemez. Bütün sindirim rahatsızlarını başlatır. Evet. Bütün hastalıkları tetikler. Yemek sırasında, yemekten sonra tüketilen sıvı birçok hastalığı tetikler. Çünkü mide, pankreas, karaciğer ve ince bağırsak salgılamış olduğu asit, baz, enzimleri bozar. Yapısını bozar. Bu da ileride hazımsızlıklara ve birçok hastalıkları, alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire vesaire tetikler. Hatta panik atağa kadar, evet, gider.